Bir kaç şeyin manası, anlamı. Mine. Değil. Değil. Sizinle birlikte yanılanlar da var. Mine zaten batı kökenli değil. Dişte oluşan sert tabaka bu. Dişin sert tabakası değil. Dişte bir şey oluşuyor ya hani. Tartar diyorlar, kefeki diyorlar. Bir de nokta nokta oluşumu. O neydi ya? Böyle bir şey oluşuyor. Hani böyle bir... Bunun sonuna bir A gelir. Beş harfli de olur bu kelime. Tabaka gibi. Yapmayın. Ay. Bulursunuz bunu. Hani böyle... Yok oraya girmeyeyim ya. Oraya girmeyeyim. Tabak. Yok tabak. Ne oluşumu? Bir şey oluşuyor. Taş. Kef ne? Kefeki tartar gibi böyle ama sonuna bir A eklersiniz yine katma. Ha. Ama ya. Plaka. Ay vallahi çok üzüldüm. Ben de. Ben de burada olduğu için özellikle çok üzüldüm. Nereye bakıyorsunuz? Kızınıza. Kızıma bakıyorum. Kim nazar değdirdi onu söyle evet, biliyorsunuz. Evet çıksın ortaya. Bize bir alkış. Dilek Hanım'a koyma alkışlar. Ama ya. Şimdi şöyle düşün. Plak gelirdi aklıma. Gelirdi. Gelirdi ama diyemedim müzik işte. Bir anda şey. Vallahi diyemedim müzik. Çok da böyle. Küstüm oynamıyorum. Siz de mi gönül koydunuz? Vallahi diyemedim yani. Müzik gerçekten deseydim çok üzüldüm. Çok rahat İlk bir soruda. Şekilde çözerdiniz. Ne yapalım? Şöyle düşünelim. Olumlusunu düşünelim. Bir kere denedik olmadı. İkinciye denedik yine olmadı. Üçüncüde hayır var derler. Bakalım bir öyle daha olacak. Ay, ikinci soruda gittim ya. Ya boş verin. Boş verin. Keyfini çıkartalım. Bakalım denesek olacak mıymış? Onu bir görelim şimdi. Daha çok pert olayım burada. Ya, rica ederim. Keyfini çıkartalım. Tamam. Bize bir alkış. Tamam. Öyle geçelim. Beş harfli cevaplara. Hadi gelsin. İlki şöyle bir şey. İlk beş harfli cevabımızın sorusu. Kadın kılığındaki erkek dansçı? Köçek. Köçek. Yenisi gelsin. Yenisini görelim. Motorlu testere? Hızar. Of. Gelsin. Of ya. Yenisi gelsin. Yenisi gelsin efendim. Bu gitsin. Altı harflerin ilki gelsin. Yarısı mastar. Yok olmak, ortadan kalkmak, kaybolmak. Yok olmak. Gitmek. Sıvışmak. Hayır, hayır. Kaybettim. Hüviyetimi kaybettim. Yitmek. Yitmek. Gayet güzel. Gayet güzel. Bir nefes alırız, yola devam ederiz. İkinci altı harfli cevap gelsin efendim. Diyor ki cep saatlerinin zincirleri. Köstek. İkinciye gerek yok zaten. Engel anlamına da gelir köstek. Onu da söyleyelim. Geçelim yedi harfli cevaplara. Diyor ki kayıngillerden bir ağacın... Palamut. Değil. Kebabı yapılan tohumunun adı. Palamutun kebabı yapılmaz. Okumadım ki. Farkındayım. Kayınginlerden bir ağaç bu. Bunun böyle kebabı yapılan tohumları var. Yuvarlak yuvarlak. Kebap. Nokta nokta kebap. Yemesi sevap. Kestane. Kestane. 700 puan. Yitmek gibi bir kelime bir anda akla gelmez mi? Bence gelir. Bir bakın. Yılmak, bezmek, bıkmak. Ben. Yılmak. Bezmek, bıkmak. Bir tane daha var. Usanmak. Oldu bitti. 700 puanla. Sonunda var bir yoksunluk eki. Yüzünüzü güldürmeyecek biliyorum ama bir 800 puan kazandırır. Buyurun. Yürürlükten çıkarılmış. Hükmünü kaybetmiş. Geçersiz. Çok güzel ya. Çok güzel. Tebrik ederim. Mema diye bitiyor. Şöyle soruluyor. Yine tek kelimedir. Dişi eşey hücresi ile erkek... Döllenme. Eşey hücresinin kaynaşması. Döllenme. İki kelimedir. İki kelimedir. Akla farklı bir cevap da getirir. Dokuz harflisini seçelim. Buyurun gelsin. Bilmeden... Yersiz bir davranışta bulunmak veya başkasını incitecek söz söylemek, pot kırmak. Çam devirmek. Olur mu? Olmaz. Sığmaz oraya. Gaf yapmak. Gaf yapmak kesinlikle doğru.